Efendim, Türkiye'nin ev dekorasyon mağazaları zincirleri Evzaman'ın katkılarıyla Doğukan Erdem Kutlu'yla Mimari Sohbetler programına hoş geldiniz. Gerçekten de kendi iş bünyesinde hem mutfak üreten, duvar kağıdı üreten, ev dekorasyonu ve aksesuar konusunda da oldukça zengin bir ürün gamına sahip olan Evdeme ailesiyle böyle bir programın üçüncü konu hem iç mimar hem de genç olmasına rağmen aslında uzun zamandan beri de yaklaşık 10 yıl oldu mu? Yaklaşık 10 yıl oldu. 10 yıldır sektörde olan mimar arkadaşımız sevgili Gamze Birgül. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasıl keyifler? Teşekkür ediyorum. Koşturmaca yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Evet, ne kadar ve hangi zaman diliminde arasam Balıkesir'deyim, oradayım, buradayım, şantiyedeyim. Bu aslında keyif verici bir durum. Evet. Çünkü hem bir kadın girişimci olarak, bir hanımefendi olarak işine sahip çıkmak, sahada olmak, üretmek çok keyifli bir şey değil mi? Evet, kesinlikle. Ya işin hani mutfak kısmını aslında, o şantiye, o ustalarla beraber olma, uygulama kısmında ağırlıklı olarak hep göz önünde oluyorum. Bundan da keyif alıyorum. İşi teslim edene kadar da sonuna kadar başında duruyorum. Bu şekilde yani müşterinin memnun olması zaten bizim için yeterli oluyor. Yani seni o şimdi duygu çok teşekkür önemli. Ederim. Seni tanımak isteriz. Yani tabii. Sen kendi ifadelerine, kendi cümlelerine bize kendini anlatabilir misin? İstanbul'da yaşıyorum. 8-10 yıl arasında kendi şirketimi faaliyet halinde. Nereden mezun oldun? Marmara Resim Bölümü girişliyim. Marmara Üniversitesi. Daha sonrasında iş sebebiyle, daha doğrusu ofisimi açma vesaire sebebiyle Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ne geçiş yaptım ve buradan mezun oldum. Çok güzel. Üniversite hayatı boyunca zaten iş hayatında aktif olarak çalıştım. İstediğin bir alan mıydı mimarlık? İstediğim bir alandı. Zaten küçük yaşta da hep hani bir resime, tasarıma bir yetkinliğim yani vardı. Bu şekilde devam ettim. Peki mimar mı denmesi sizi daha çok mutlu ediyor? Yoksa çünkü artık iç ve dış diye böyle sanki ayrım var ya. Evet, aynen. İlk sordukları soru zaten iç mi, dış mı vesaire. Biz yani, de böyle her hafta programda bunu konuşur hale geldik. Evet. Çünkü daha henüz dış mimar konu kalmadık. Hep gelenler iç mimar. Dolayısıyla siz bu ayrımı nasıl yapıyorsunuz? Yani tamam, dış mimar diye bir şey yok ama hani mimar işin tüm fiziki dış planını, projesini hazırlayan, işin biraz daha teknik tarafını, evet, ölçüm tarafını, daha işin matematiksel, daha matematiksel tarafıyla ilgileniyorlar. Bence işin o kısmı da ayrı bir zor. Sonuçta onun da bir matematiksel %50, teorisi. %50 mi yoksa %60, yani %40 kısım, mı? Gösteren kısım aslında bizim iç mimarlık kısmı. Yani ben aldığım projelerde mesela genelde konut projeleri ağırlıklı alıyorum. Ve na tamam şeklinde aldığım ve yeri geliyor kabadan da yaptığım projelerim oluyor. Tabii ki de burada mühendis arkadaşlarımdan, dostlarımdan hani o kısımda destek alıyoruz. Ama onun dışında hani yapamayacağımız bölümde değil. Yüzde kaç kaç? Mesela sen kendini nasıl değerlendiriyorsun? Yani biz %60 tarafında bence mıyız? %60 tarafındayız. Öyle değil mi? Evet. %40 mı o taraf? Yani hani öyle bir ayırdım yapmak istemiyorum ama yani bir nevi kabadan da aslında girebiliyoruz. Yani sonuçta evet, teorik kısmı, hani matematiksel kısmı betondur, o harfiyattır, tamam mimarların ağırlıklı olduğu ama iç mimar olarak da hani yaptığım için herhalde ben de biraz aslında kayıyorum o tarafa. Aslında şöyle de diyebilir miyiz? Mesela her ne kadar dış cephesiyle, işte yapısal şekliyle, fiziki donanımıyla mükemmel bir evin içinde de otursanız, evet, aslında insan evin içinde oturduğunda fark ediyor işte salonunu, işte dekorasyonunu. Çıkıp dışarı benim evimin dış binasının fiziki durumuna kadar inmiş demiyor. İçindeki salonun, banyonun şekli, evet, şemali. Aslında bir ortak makyaj, ben %50 diyebilir miyim ya? Olabilir bence. Olabilir tabii ki de. Değil mi? Onlara da haksızlık yapmayalım. Tabii ki de, kesinlikle. Peki siz istediğiniz, sevdiğiniz bir mesleği mi yapıyorsunuz? Yani sevgi olmadan zaten bence yapılmaması gerekiyor. Bir aileden bir dayatma var mıydı? Aileden kesinlikle yok. Yani ailemizde mimarlık ya da inşaatla uğraşan hiçbir kimsemiz yok.
Ben hani ailede tekim zaten bu konuda. Severek yapıyorum. Yani kesinlikle hiç yoksunmuyorum zaten. Gece gündüz yani çok da yoğunum. Çok severek, yani severek yapıyorum. İç mimarlar noktasında kadınlar, hanımefendiler daha ağırlıkta. Mesela erkeklerde çok öyle iç mimar, hani böyle sayısı, evet, benim tanıdığım, bildiğim ya da çevremde gördüklerim daha azınlıkta. Yani özellikle bu alanı hanımlar tercih mi ediyor? Biraz daha göz zevkine inandığı için ya da biraz daha böyle evin içinde daha çok vakit geçiren taraf hanımlar onları daha iyi anladıkları için mi? Olabilir. Hani ben mesela iş hayatımda karşılaştığım noktalardan müşterilerim özellikle konut projelerinde bir bayan mimar tercih ettiklerinde ben daha çok vakıf kaldım. O da nedir? Hani genelde biz evin hanımlarıyla daha çok ilerliyoruz. İşte seçimlerde olsun, son aksesuar seçimleri vesaire, hani her şeyle teslim ettiğimiz için hani erkek müşterilerimiz eğer konut projelerinde hani bayan mimarlarla daha çok ilerliyorlar. O konuda hani bir şey söyleyebilirim. Sizin bir imzanız var mı? Mesela bir yere girdik. Bunu her konuma soruyorum. Bir yere girdik. Burayı Gamze Hanım yapmış ya da burayı İşte Şafak Bey yapmış, burayı işte Eren Bey yapmış. Yani bunu böyle bağırta bağırta dedirtiyor musunuz? Yani şu şekilde mesela beni tanıyanlar ya da benimle çalışanlar bilir. Hani ben girelim, biraz, girelim, imzamı biraz atar çıkarım diyor musunuz orada? Şuradan beni tanıyabilirler. Gold ağırlıklı, biraz gösterişi, şaşayı seven bir yapım var. Klasik ağırlıklıyım ama o biraz da müşterinin, aslında müşteriyi önce bir tanıyoruz. O atıyorum hani İtalyan tarzı isteyebilir, bohem tarzı isteyebilir. Müşteri bazen tamamen kendisini anlatıp ona göre de ilerleyebiliyoruz. Ya da tamamen teslim ediyorlar kendilerini bize. Teslim ettiklerinde imzanız nasıl? Ben biraz şey, pirinç, varak, biraz böyle klasiğe kaçıyorum. Daha böyle lüks, evet, ve ekskluziv yani dediğimiz. Biraz ağır tarza kaçıyorum ben. Hani elimde olmadan herhalde yani. Yani çok para harcamak isteyenler kapınızı mı çalmalı yani? Yani her bütçeye göre yapabiliyoruz. Ama sizi tatmin eden ve hani içinize böyle sinen dediğiniz projeler daha çok herhalde bu tarzda mı? Bu tarzda oluyor, evet. Güzel. Şimdi peki 2022'nin içindeyiz artık. Tabii bütün dünya çok enteresan bir kaosun içinden, evet, çıktık. İnşallah da çıkmaya maalesef devam ediyoruz. Ama biraz sanki sizin sektörü daha böyle kendini keşfettiği, farkında olduğumuz bir sektöre döndü sanki. Yani bu dönem size yaradı mı? Yaradı, çünkü evlere hapsoldu insanlar. Mecburen gözlerine batmayacak noktalar bile batar hale geldi. Bu sefer değişikliklere girmeye başladılar. Eşler birbirinin gözüne batmaya başladı. Evet. Yani eşyalar niye batmasın? Aynen o şekil. O yüzden sürekli bir değişim halinde bu şekilde talepler oldu. Ya bu da aslında gece gündüz biraz sizin iş yoğunluğunuzu ve potansiyelinizi herhalde, evet, yani performansınızı biz ara vermedik pandemi döneminde de. Tabii kontrollü bir şekilde testlerimizi yaptırarak ekip arkadaşlarımız çok yüklenmeden hani bölüm bölüm çalıştık ama ara vermedik. Sonuçta sektör yine ayakta durması da gerekiyor. Peki renkler, tasarımlar, yani bu dönemde neyi bekliyor? Yani bizleri, tüketicileri, yani nereye kaydı? Bambaşka bir tasarımlarla mı karşılaşacağız? Bu dönemde insanlar aslında yani son 1-2 yıldır ya da son yıllarda doğallığa daha çok, yani organik tasarımlara, daha böyle bir natür dekorasyonlara kaçmaya başladılar. Yani bu dönemde bu şekilde. Siz de mesela müşterilerinizle bir proje çizerken daha çok siz mi yönlendirirsiniz? Az önce gerçi ifade ettiniz. Yoksa böyle kendini ben gösteren... Ben önce hiç yönlendirmiyorum. Direkt diyorum ki siz kendinizi ne bana anlatın. Nedir, beklentiniz nedir? Çünkü kimi müşteri vardır, sabah uyandığı zaman kristal kuklu bir kapıyı açmak ister, ona dokunmak ister, ondan huzur bulur. Kimi müşteri vardır tamamen daha doğal, daha önce böyle müşteriyi yalın. Mi tanıyorsunuz? Önce müşteriyi. Aslında bir psikolog gibi karşılıklı kahvemizi içiyoruz. Aile yaşantısı. Kaç görüşmede karar veriyorsunuz? Evet, tamam. Ahmet Bey'le 3. görüşmeden sonra ya da işte Ayşe Hanım'la
ruhunu, yani ne istediğini anladım, yaşam tarzını anladım, egolarını. Evet. Nefsin neler istediğini. Aslında ruha hitap ediyorsunuz. Kesinlikle. Sadece yani beklentileri yani, nelerdir, nelerden zevk alır, yani hayat tarzı nedir, yaşam tarzı, hepsini ilk görüşmede aslında kendilerini ifade ediyorlar. Yani biz yakalıyoruz onları. Bir nevi böyle bir psikolog gibi konuşturuyoruz ve ne hani müşteriden onları alabildiğimizi alıyoruz. Sonrasında da zaten diğer görüşmelerde, toplantılarda yani moodboardlar hazırlıyoruz. Örnek çalışmalarla zaten şekilleniyor ve değişiklikler vesaire yapabiliyoruz. Her şeyi bitirip teslim ettikten sonra memnun olmayan ve size işi baştan yaptığın hiç böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Hiç karşılaşmadım. Zaten benim için en önemli şey müşteri memnuniyeti. Yani inanın sanki kendi evimi yapıyormuşum gibi her müşteriye ayrı titizlikle. Yani yeter ki o yüzündeki gülümseme, hani bittikten sonraki o memnuniyet bizim için en önemli değer. O yüzden hiç karşılaşmadım. Umarım karşılaşmayız da. Çok zor bir şey değil mi yani? Yani kesinlikle. Öyle bir durumla karşılaşsanız ne sonuna yapıyorsunuz? Sonuna kadar, yani sonuna kadar, o mutlu olana kadar arkasında kesinlikle duruyorum. Yani burada ticari ve kar mantığını asla ben ortaya koymam. Yeter ki müşterimiz memnun olsun. Sonuçta ona bir hayat paylaşacağı görseller sunuyoruz. Tabii bir yaşam alanı tabii hazırlıyorsunuz. Aslında aynen, dediğiniz gibi insanların güne heyecanla ya da işte enerjisi yüksek ya da enerjisi düşük uyandığı bir alan. Yatak odasının tasarımı, güneşe nereden merhaba deyip demediği, o renkler bile insanın ruhunu okşuyor değil mi? Kesinlikle. Yani müşteri bize tamamen teslim olsa bile ben bütün detayları tek tek numunelerini gösteriyorum, onayını alıyorum. Hani bir dokunsun, hissetsin. Yani bunu yapmaya da bilirim ama sonuçta müşterilerimiz bize güveniyor. Yeri geliyor, Gamze Hanım tamamen size emanet. Hiç bana sormanıza da gerek yok deseler de ben diyorum yine de bir dokunun, bir hissedin. Sonradan hani geri dönüşü olmasın vesaire. Peki hedefinizde, yani şimdi artık tabii çok global bir dünyada evet, herkesin herkese çok rahat dokunabildiği bir hayatın içindeyiz. Artık dünya çok küçük. Yani şey hedeflerde, tabii hedeflerde şehir dışı, ülke dışı projeler var mı? Yani daha çok böyle ya bir gün Fransa'da bir proje yapmak istiyorum, bir gün işte Amerika'da bir dev bir gökdeleni ben ya da orada çok önemli bir aktörün evini ben yapmak istiyorum. Böyle hedefler var mı? Hayal olmayan hedefler. Yani şu anda yurt dışında bir projem yok. Katar'da bir küçük bir projem var ama daha bir hayata geçirmedik proje aşamasından. O da çok değerli bir müşterimin keza işiydi. Bizde şöyle oluyor. Yaptığımız işlerde müşteri memnuniyeti hep geri dönüşler sağlıyor. Yani eşi, dostu ve ya da kendi diğer projelerinde sağ olsunlar her zaman yine tercih edildiğimiz için. Yine bir müşterimin Katar'da bir mağaza projesi var. Onunla alakalı görüşme halindeyim. Yurt dışı olarak bu şekil şu an. Vallahi kolaylıklar. Ama şehir dışında tabii çok, var. Çok iş yapıyorsunuz değil mi? Balıkesir'de şimdi bir otel projemiz var inşallah. Ona başlayacağız. Harika. Onun dışında Gaziantep'te oluyor. Yine galeri projemiz vardı. Yeni teslim ettim. O müşterimin yine Antep'te bir projesi vardı. O şekilde. Peki şimdi biraz da böyle içinde bulunduğumuz şu anda bu programın da ev sahipliğini yapan Evdema ile ilgili bir mimar olarak dışarıdan daha önce tanıştığınız ve çalıştığınız bir firma mıydı yoksa ilk defa duyduğunuz bir yer mi? Evdema'yı yıllardır ben bilirim. Zaten bu sektörde olup da bilmemek imkansız. Konum güzergahı olarak olsun ve malzeme açısından geniş kartelasıyla zaten sürekli alışveriş yaptığım bir yapı firması. Tuttuk burada. Evet, vallahi orayı keseriz. Tamam. Bağlayamadım. Ben de bir cümle gelecek diye bekledim ya. Firması demiştiniz. Ondan sonra devam edebilirsiniz. Evdema çok zengin bir ürün kartelasıyla diye oradan oraya tekrar alalım. Tamam, direkt gidebilirsin. Evdema. Bir daha alayım ben o cümleyi. Tabii sen aynen işte Evdema aslında hani bilmemek mümkün değil. Çok zengin bir ürün kartelasıyla dedin. Evet. Oradan başlayabilirsin. Tamam.
Evde mayı zaten yıllardır sürekli müşterilerimi de gezdirip numuneleri vesaire ürünleri gösterdiğim zengin kartelası olan bir yapı firması. Ya sonrasında... Orada kalıyor. Evet. Tamam, ben oradan gideyim o zaman. Yani o kadar söyledikten sonra ben gideyim. Bir daha alalım o zaman aynı cümleden. Tamam. Evdama yıllardır güzergah açısından olsun, malzeme kartela genişliği açısından olsun ve kalite açısından zaten bir mimar olarak hani bilinmedik bir firma değil ve sürekli alışveriş yaptığımız bir firma. Ben bu firmaya müşterilerimle özellikle süper geliyorum. Ve aksesuarlar olsun, mutfak örnekleri olsun, duvar kağıtları olsun direkt yerinde görüp beğenip tercihlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Bir de zaten %100 yerli sermayeyle, yani kesinlikle öz sermayesiyle bir Türk malı olarak da hem bugün yurt dışında gerçekten de ciddi anlamda büyüyen, işte gerek Soprano mutfak tarafıyla evet bir mutfak üreten, işte Duka duvar kağıdı üreten ve ciddi anlamda da Avrupa'da bir pazar payı olan işte aksesuar grubu olsun, işte kapı tarafıyla A'dan Z'ye zaten böyle anahtar teslim. Tüm mimarların aslında böyle çok her sevdiği bir alan. Her şeyi kesinlikle. Yani ben bir mekana gittiğim zaman müşterimle özellikle ki biz mesela son seçimlerde aksesuar bile olsa müşteriye danışmanlık da yapıyorum. Teslim edene kadar her şeyi her katta ayrı bir platformu görmek zaten o çok güzel bir duygu ve elverişli oluyor her açıdan. Allah harika. Çok teşekkür ediyorum. Böyle ben teşekkür ederim. Hem genç, başarılı, aynı zamanda vizyonu olan, aynı zamanda da çalışma azmi ve hırsıyla da yaptığı işin arkasında duran bugün program konuğumuz iç mimar Gamze Birgül'dü. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Türkiye'de ev dekorasyon mağazacılığına bir yenilik getiren ve gerçekten de kendi markalarıyla da dünya markası olma noktasında hızlı ama emin adımlarla ilerleyen Evdama'nın katkılarıyla Doğukan Erdem Kutlu'yla Mimari Sohbetler'in 3. programının da sonuna geldik. Keyifli bir program olduğunu düşünüyorum. Bizi izlemeye devam edin.